Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi, kanalıma hoş geldiniz. Normal şartlarda burası bir parfüm kanalı. Ben de bir parfümörüm. Parfümle alakalı bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum ama bu videoyu birazcık alelacele çekmek istedim. Çünkü ben de çok net bilgi bulamadım ve yanlışlık yaptım. Bunu şöyle fark ettim. Tam olarak zamanlayıcı yeni yüklenecek olan bir video seçmiştim. Ve videonun para kazanma ayarlarını tam yaptığımdan da eminim bu arada. Ama muhtemelen yanlış bilgiler girdiğim için o yüzden son yüklediğim videonun para kazanma özelliği kapatıldı. Yani bunu ben yapmadım. Tamamen burada yaptığım ayarlarla alakalı diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Başkalarına da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Siz de para kazanma ayarlarında bir yanlışlık olsun istemiyorsanız bence bunu bir an önce yapın. Sanırım Mart'ın sonuna kadar vaktimiz var galiba bunu etkinleştirmek için. Biliyorsunuz şu anda YouTube Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti ama şu anda hali hazırda bir temsilciliği yok. Ben fatura kesmeye başladığım zamanda da hatta hani çok bu konu hakkında araştırmıştım. Nasıl fatura kesebilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Bu konu hakkında da ben çok net bilgiler bulamamıştım açıkçası. Çok zorlanmıştım. Kendi çabalarımla bayağı bir uğraşmıştım. Şöyle bu konuda aslında bilgisizlikte hem vergi daireleri yetersiz kalıyor hem de mali müşavirler yetersiz kalıyor. Bir yasa çıktı. Özellikle de Amerika'daki YouTuber'lar için. Ben bir taraftan ekrana bakıyorum bu arada. Bu videoyu çekerken de size ekran kaydedicim de benim devam ediyor ki yanlışlık yapmayalım, beraber yapalım diye bu sefer doğru yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'daki YouTuber'lar için özellikle şöyle bir yasa çıktı. Artık bunlar vergi ödemek zorundalar. Sanırım eskiden vergi ödemiyorlardı. Ve bu değişiklikle beraber Google sanırım Türkiye'de de bu değişiklik yakın zamanda olacak ya, vergiler özellikle çok fazla kontrol ediliyor ve temsilcilik açtıktan sonra bunu kontrol etmesi çok daha kolay hale gelecek. O yüzden sanırım bunun da bir alt tabanını hazırlamış durumda. Türkiye'de yaşıyorsanız bile beni ilgilendirmiyor işte Amerika'daki YouTuber'lar düşünsün demeyin. Bu bilgileri mutlaka doğru olarak doldurmanız gerekiyor. Ben en başında da çok pimpirikli bir insanımdır. Yani böyle kimse benim kapıma sonradan çalmasın, işte siz vergi vermemişsiniz, şöyle de böyledir demesin diye ben en başından beri vergimi ödüyorum zaten. Yani Google'a bir, YouTube'a bir fatura kesiyordum zaten %18'lik. Bu konuda da çok büyük aslında karmaşalar vardı diyorum ya, ben en başında da çok fazla zorlandım. Yani şöyle söyleyeyim, benim kanalımdan aslında düzenli olarak tam bir senedir para kazanıyorum. Her ay düzenli olarak YouTube'dan bir ödeme alıyorum. Ve ben hani bunu nasıl vergilendireceğimi bilmiyordum. Nasıl fatura keseceğimi bilmiyordum. Mali müşavirim de bilmiyordu. Ben o kadar fazla mali müşavirle görüştüm ki yani lütfen bana kızmayın, alınmasınlar ama gerçekten onlar da çok bilgisizler bu konuda. Bir sürü fikirler ortaya attılar. Bir tanesi bana dedi ki biliyorsunuz Google'ın aslında ana genel merkezi şirketin İrlanda'da ve İrlanda bir vergi cenneti. Bir tanesi bana şunu dedi. İrlanda'da Google vergi ödemediği için yurt dışından da gelen para olduğu için sen Google adına hem onun ödemediği vergi ödeyeceksin, aldığın kazanç tutar kadar, hem de kendi payına düşen %18'de ödeyeceksin. Yani iki kere %18'de ödeyeceksin dedi. Bir tanesi bana bunu söyledi. Sonra bir tanesi bana dedi ki vergi ödemek zorunda değilsin dedi. Yani dedi ödeme dedi, onu gösterme dedi. Hatta ben dedim ki olur mu öyle şey dedim, yani nasıl ödemeyeyim, nasıl şey yapmayayım falan. Ondan sonra acaba şu anda çalıştığım hatta mali müşavirim de o da bilmiyordu. O bana kendisi söyledi hatta hani bunu araştırmamı falan. Ben de en son vergi dairesine kendim bizzat sordum. Yani bakın böyle böyle bir şey var. Hani ben vergimi ödemek istiyorum. Hani sonra da bana ileride problem olmasını istemiyorum. Hani sonuçta diye. Onlar da açıkçası net bilgiye sahip değiller. Bu konuda kanunlar da açıkçası çok geride kalmış durumda. Normalde Avrupa'da bazı ülkelerde sanırım Letonya'da ve Polonya'da bu düzenleme mevcut. Sizin hesabınıza para gelir gelmez devlet kendi payına düşen vergi oranını alıyor. Çünkü şöyle, Google sizin hesabınıza para yatırıyor ama bunu zaten bankanız bir gece bekletiyor biliyorsunuz. Daha sonrasında sizin hesabınıza geçiriyor. O bekletme sırasında kendi vergi payını alıyor ve size vergiden düşülmüş olarak hani bunu yansıtıyor. Ve siz de bu şekilde şirket açmak zorunda kalmıyorsunuz. Tekrardan bir vergi mükellefiyetinde bulunmak durumunda kalmıyorsunuz. Ekstra size masraf çıkmıyor. Ya bence bu şekilde bir düzenleme gelirse çok daha güzel olur. Hatta ben hani bunu öneri, hani istek, talep diye vergi dairesine kendime daha öncesinde bildirdim açıkçası. Bence böyle bir düzenleme hani en azından aylık olarak daha küçük tutarlarda para kazanan insanlar için daha yardımcı olur diye düşünüyorum.
Düşünsenize, Google'dan aldığınız para tutarı en az 200 lira olması gerekiyor bu arada. 200 lira üzerindeyse eğer hesabınıza para yatıyor. Yani 200 lira, 300 lira aylık geliri olan bir kanal. Yani nasıl gitsin de şirket açsın ki, şirketin hani onun giderleri olacak, bir sürü karşılamaz ki sonuç olarak. Ama dediğim gibi ben pimpirikli bir insandım. Hani en başından beri hani bir şeyler düzgün olsun istedim açıkçası ve hani düzgün olması için de kendi adıma elimden gelen her şeyi yaptım. Kendim faturasını kestim. Hani Google'ın zaten herhangi bir temsilciliği vesaire olmadığı için kesiyorsunuz, o kenarda kalıyor. Yarın bir gün birisi bana hani durup da sen vergini verdin mi hop kardeşim bu kazançtan diyemez. Ben de hani en azından çıkartıp o faturalarımı gösterebilir durumdayım. Kendi adıma hani üzerime düşen her şeyi yaptım. O yüzden benim gibi zorluk çekenler varsa en azından onlara yardımcı olabilmek adına bu videoyu çekmek istedim. Doğru doldurmanız çok önemli. Bir taraftan ekran kaydım yapıyor zaten. Ben ilkinde hesabınızın türü nedir diye soruyor burada. Bu arada bu ekrana Google AdSense'tan ödemelerde zaten yukarıda bildirim çıkacak size. Vergi bilgilerini yönet kısmı var. Burayı seçiyorsunuz ve hesabınızın türü nedir diye soruyor. Kişisel mi, şahıs olmayan tüzel kişi mi? Benim şirketim şahıs şirketi arkadaşlar. O yüzden ben aslında bunu seçerken şuradaki açıklama da benim kafamı karıştırdı. Diyor ki kişisel yani bireysel hesap bir insanın yasal kuruluşların değil mülkiyetinde olan ve insan tarafından işletilen hesapları ifade eder. Yani ben de şahıs şirketiyim. Benim tarafımdan işletiliyor sonuçta. Herhangi bir ajansa vesaire de bağlı değilim. Vergiler hesap sahibinin adına bir kişisel vergi beyanında beyan edilir. Bireysel olmayan hesap yani ikinci seçenek tüzel kişi hesabı vergi amaçları bakımından sahibinden ayrı olan bir işletme hesabıdır diyor. Yani şimdi tüzel hesaplar limitetlerde oluyor diye düşünerek ben o yüzden ilk seferinde kişiselle ilerlemiştim ama yanlışlık yapmışım burada. Tam tersi şahıs olmayan tüzel kişiyi seçmem gerekiyormuş. Çünkü ben bir şahıs şirketiyim arkadaşlar. O yüzden ben burada şahıs olmayan tüzel kişiyi seçtim. Bundan sonraki devamında da arkadaşlar vergi beyanında bulunanlar yani Google'a YouTube'a bir fatura kesen kişiler bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Eğer siz YouTube'a verginizi ödemiyorsanız, faturanızı kesmiyorsanız kişisel olarak ilerlemeniz gerekiyor. Ben faturamı kestiğim için şahıs olmayan tüzel kişi hesabımdan ilerleyeceğim. Diyorum ki burada da yeni bir seçenek çıkıyor bana. Bu hesap bir ticari ad veya tek ortaklı kuruluş adı mı? Tek sahibim veya tek ortağın adı. Ben burada kendi adımı yazıyorum çünkü şahıs şirketi dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar benim adım Sevgi mesela hani İ'yi, Ö'yü falan kabul etmeyecek. Bunları sessiz harf olarak girmem gerekiyor. Bu şekilde yazdım. Diyor ki yukarıda adı belirtilen yasal sahibim veya hesabın hesap türü nedir? Burada ben tüzel kişiyim arkadaşlar. Diyor ki kuruluşunuzun Amerika'da faaliyeti var mı? Hayır yok. Ben Türkiye'deyim. En başından beri Türkiye'de vergilendiriliyorum. Burada hayır dedim. V8 vergi formu türü. Burada bizi ilgilendiren kısım V8 ben tire E olan form. Yani ilk seçenek. Bu form çoğunlukla Amerika dışındaki ticari işletmeler tarafından kullanılır. Ayrıca vergi anlaşması kapsamındaki hakları talep etmek için de kullanılabilir diyor. O yüzden ben Amerika dışında olduğum için bunu seçiyorum. V8 ben formunu seçtiğimde burada diyor ki vergi kimliği diyor. Vergi bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Kuruluşunuzun adı, ticari işletmenizin adı. Bunu giriyorsunuz. Şahıs şirketi olduğu için ben kendi adımı yazıyorum yine buraya. Burada ticari ad diyor. Yani sizin tabela unvanınız varsa eğer. Burada diyorum ki şirketle alakalı tüzel kişi türü diyor. Bölüm 3 kapsamındaki statü şirket diyorum. Bunu zaten şey isteğe bağlı demiş. Hani çok da şart değil. Anladığım kadarıyla bu TIN numarası vergi kimlik numarasının uluslararası hali gibi düşünün. Yani bir pasaport numarası gibi bir şey düşünebiliriz. İleri diyorum. Burada adres bilgileri var. Adres bilgilerimi yazıyorum. Posta adresimiz kalıcı ikamet adresiyle aynıysa bunu işaretlemenizi tavsiye ederim. Bunu da seçtik. Üçüncü basamakta vergi anlaşması. Vergi anlaşması kapsamında daha düşük bir stopaj oranı ile ilgili hak talebinde mi bulunuyorsunuz? Burada hayır.
Amerika kaynaklı olarak kabul edilen gelirlere Amerika vergi yasası uyarınca %30 oranında stopaj vergisi uyarlanır diyor. İkinci seçenek evet ise Amerika'da ikamet Evet. etmediğimiz için hayır diyoruz burada seçeneğimizi. Dördüncü de belge ön izlemesi. Yani bu doldurduğumuz V8 ben E formunun ön izlemesi. Bunları ben kabul ediyorum. Çünkü bilgilerimi verdim. Beşinci de son olarak sertifika diyor. Bu bizim imzaladığımıza dair buraya son olarak imza olması için adınızı yazmanız gerekiyor. Formda tanımlanan tüzel kişi adına imza atma yetkimin olduğunu onaylıyorum. Zaten hesap sahibi benim. Evet. Doğru. Ve son olarak Amerika'da gerçekleştirilen etkinlikler ile hizmetler hakkında beyanname. Biz Amerika'da işlem veya hizmet sunmuyoruz. Bizim Amerika ile herhangi bir bağımız yok. Bu kanal Türkiye'de zaten. Türkiye'den para kazanıyor. O yüzden hayır diyorum. Eğer Amerika'dan para kazanıyorsanız evet demeniz gerekiyor. Hayırı seçtiğiniz için bununla alakalı hizmetleri sağlarken iş gücü ya da sermayenizin sürekli Amerika dışında kalacağına dair bir beyan daha vermeniz istiyor. Bunu da yine işaretliyorum. Ve durum değişikliği beyannamesi diyor. Bu formlar 1 Ocak 2021 itibariyle olduğu için 1 Ocak'tan itibaren hesabınıza yaptığınız değişiklikleri yazmanızı istiyorlar. Benim şöyle daha öncesinde ödeme almış bir hesap, yani 2021 öncesinde de ödeme alıyor olan bir hesap olduğu için burada ikinci olanı seçiyorum. Eğer siz 2021'de yeni ödemeye almaya başlamış olan bir kanalsanız birinci olan seçeneği seçmeniz gerekiyor. O yüzden daha önce ödeme almış olan mevcut bir ödeme profiliyle ilgili vergi bilgilerini gönderiyorum. Bunu da işaretledikten sonra 1 Ocak 2020'den bu yana herhangi bir değişiklik varsa onları yazmanızı istiyor. Benim 9 Şubat tarihinde ödeme aldığım bir banka hesabında değişiklik oldu. O yüzden bunu ben belirteceğim, banka hesabı değişikliği diye. Sizde herhangi bir değişiklik yoksa yazmanıza gerek yok zaten. Ve formumu gönderebilirim artık. Gördüğünüz gibi formumuz onaylandı. 13 Mart 2021, yani bugün tarihinde. Artık benim herhangi bir işlem yapmama gerek kalmadı bu şekilde. Ben zaten dediğim gibi faturamı yine kesiyorum. YouTube'un burada herhangi bir yerleşik bir düzeni olursa da adres olarak orası keseceğim. Hani faturayla alakalı daha detaylı bilgileri merak edenler varsa onun için yeniden bir video çekebilirim belki. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.